Kurguların büyük takımda oynamış bir oyuncu. O baskı ne biliyor en azından. Heyecan, panik yapmayacak. Mert yap. Fener'den çıkma, Volkan Babacan Fener'den çıkma. Al işte Serkan Kırıntılı hala büyüklerle adı geçiyor falan filan. Yani Beşiktaş'a olma ihtimali yüksek. Vay, çok yüksek Serkan Kırıntılı'nın bu arada. Ee, Volkan Babacan'ı da galiba bonsers istemişler. Evet. Yani şöyle. Yani ciddi bir bonsers istiyorlar. Bırakmıyorlar. Ee, Muhammed. Muhammed'in omuz sakatlığı var. Omuz sakatlığı yaşadı Adana Demirspor'da. Sezonu kapattı ve e, aralık ayına kadar yanlış hatırlamıyorsam. Tabii aynen. Forma giyemeyecek. E, böyle bir durumda Mertle rekabet için Volkan Babacan, Volkan Babacan'a da baktığımız zaman son şampiyonada kalebimizdeydi. Alevili takımımızın kalesindeydi. Milli takımda da çok iyiydi o. Çok çok iyi Euro bir, bir performans 2016'da kasar. bütün futbolcuya yerden yürüdük. Volkan bir gayet şey iyi performans sergilemiş. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Abdullah Hoca Volkan Babacan'ı bir anda kesip bir anda Mert'i koydu. Yani işler iyi giderken koydu. Yani Volkan hatalı gol yediğinden. Evet. Volkan Yaskın top tekniği çıkanı, olduğu iyi olduğu için Mert'i tercih etti. Sadece ayağı iyi olduğu için. Sadece ayağı sordum ben ona şeyde bir yerde karşılaşmıştık. Neden Volkan'ı kestin Mert'i koydun diye sordum. Çünkü hani Volkan'ın kalecilik meziyetleri anlamında Mert'ten geri kalır bir yanı yok. Ama ayağı Oyun daha iyi olduğu kurma. için oyunu kurmada. Mert'e daha çok güvendiği için... Mert'in asisti var ya bu sene. Fenerbahçe maçında Kriveli'ye mesela. Mert muazzam o ayak tekniği olarak. Çok iyi. Yani Tam yeni işte. Ah ah, ah ah. Beni konuşturmak güzel kardeşim. Şimdi hem Mert hem Volkan. Ben alta, Bence Altay'dan daha iyiler Emre. Beni konuşturma kardeşim. Beni konuşturma sen. Sen kaleci arıyorsun. <laughs> senin kalecilerine kapışıyor millet ya. Senin altyapından çıkmış kalecilere millet kapışıyor. Sen bu çocuklara... Gereken şansı vermemişsin, gereken saati süreyi vermemişsin. Kameni gereken almışsın. Gereken değeri vermemişsin. Kameni gibi bir 2 milyon euro almışsın. verildi almışsın. en son sene. 2.2 milyon euro. 3 ya. sene 3 para aldı Fenerbahçe'ye. 2.2 milyon euro timsah Nerede almışsın. Nerede acaba şu ya. anda? Yani. Timsah alıyormuş. <laughs> Öyle mi? <laughs> Gerçekten merak ettim. Adam iki maç yani. oynamadan gitti ya. İnanılmaz bir şey ya. Beşiktaş maçında oynadı 3-0'lık maçta. 3 Üç bir kovarejmanın <laughs> o trevelesi. Carlos Allah. Kameni kulüpsüz. Kulübü yok şu anda. E kulüpsüz ne diyorum sana eski işine döndü. Kim savcılığı. Hakan bir bilgi geldi mensa transferiyle ilgili. Satın alma opsiyonu zorunlu. Öyle mi? 4,5 milyon euro. Evet. Ben de zorunlu değil diye biliyorum. Bana zorunlu diye geldi bilgi. 500 bin artı 4,5 milyon zorunlu satın alma opsiyonu. Bence de zorunlu olma ihtimali daha yüksek. Berna Kayseri mu... Spor vermez diye vermez. <laughs> 5 milyon euro yani ücret. O zorunlu satın alma opsiyonunu Kimler yüzünden çıkarttılar biliyorsun değil mi? Biz Türkler yüzünden çıkarttılar. Bunu biliyor muydun? Hayır. Abi şeyde dışarıdan oyuncu kira alıyoruz. Evet. Satın alma opsiyonlu. Alıyorsa da mı kullanıyorsun burada? <laughs> i̇şine gelmiyor. Almıyoruz diyorsun. Geri göndersin. Almıyoruz Mirkoviç sonra, gibi. Kaç tane var? Kaç tane öyle isim var? Aklıma Mirkoviç geldi Fenerbahçe. Yapınca bu sefer e, şey koymaya başladılar. Zorunlu satın alma opsiyonu koymaya başladılar. <laughs> Abi Biz var ya yemin ediyorum her şeyin arkasından dönmeyi biliyoruz ya. Baba Falka'nın durumu nedir? Kalıyor. Karl Kes da merak ediyor. Jagney'i merak ediyor. Jack'nin tekrar kiralanma durumu gibi bir e, durum şunu söyleyeyim. Bir forvet arayışı yok şu an için. Falcao, Jagne, Oğulcan, Adem Büyük e, dörtlü bir forvet attı. Mustafa Mandev telefon attımız demiş bir kırmızı adam Emre. Kamp görmedi geçen sene güzel. Çünkü geçen sene sakat olarak transfer edildiği için Falcao aynı Van Persie gibi sakat transferi. Evet. Ee, yani yani 8,5 milyon euro Allah aşkına Mehmet 8,5 milyon euro bonuslarla beraber sakat bir oyuncuya nasıl veriyorsun? Yani bazı yöneticiler hakikaten kulüplerine ihanet içindeler. Aynı ihaneti kusura bakmasın burada Allah razı olsun diyoruz bir sürü şey için Aziz Başkan'a ama bak Van Persie sakat sakat aldım diye açıklama yaptı. Ben bu haberi yaptım. Beni biliyorsun şey alma, testleri almadı aylarca. Sakat yan sene, seni dünyalara verdiler. 7-8 ay oynamadı sonunda. Oynamadı. Saat. ...yani senin durumu farklıydı o... ...hadi sakatlandı, sakatlandı başladı... ...ama sakat olduğunu bilip de... ...yani Falcao'nun benim duyduğum... ...Falcao ya bu adam almayalım Sen... bu adam sakatmış... ...iki maç oynasın... ...sonra ameliyat olur diye... ...söylendiğini çok net bir şekilde biliyorum... ...duydum yani... ...bir yönetici... ...babacığım istediğin kadar isim ayuka çıkmış olabilir... ...istediğin kadar taraftar beklenti içerisine girmiş olabilir... ...çıkarsın dersin ki arkadaşlar bu adam... sağ kat... ...Abdurrahim Bey istediği kadar fotoğraf çektirmiş olsun... ...neden... Neden bunu böyle bir aziyet olarak görüyorlar? Bir transferi gerçekleştiremeyip gelmeyi neden böyle şey olarak görüyorlar? Onu da anlamış değilim ben yöneticiler. Van Persie ismi yazıldı, çizildi, konuşuldu, edildi. Beşiktaş bedava alıyordu biliyorsun. Gittin 6 milyon euro bonservis bedeli verdin. 6 milyon euro ayrıca bonservis bedeli verip Van Persie'yi aldın ve çıktın dedin ki biz Van Persie'yi sakat sakat aldık açıklamasını yaptın. Ne oldu? Şimdi aynı şey Falka için geçerli. Ya alalım iki maç oynasın en azından. Bak esasında sakat geliyor o takıma. İki maç oynasın sonra ameliyat olsun diye aralarında konuşuyorlar ya. Ya sizin Galatasaray'ın parasını harcamaya hayırdır ya. Babanızın çiftliği misin Galatasaray ya? Ya da Fenerbahçe sizin babanızın çiftliği mi ya? Böyle şey olur mu? Çıkacaksın diyeceksin ki tamam yazıldı çizildi oturduk masaya anlaştık. Ama bu adam sakat. Bu adamın ameliyat olması gerekiyor. Bu adamın bir senesi çöp. Bir senesini bu adamın çöpe atacağız bunu net bir şekilde taraftar anlatabilirsin. Taraftar dediğin şey yok ya illa alalım diyecek bana ne bana ne diyecek falan bir adam diyor ki taraftar dedi güzel doğru şekilde anlatırsa seni anlayışla karşılayacaktır. Ama sen fotoğraf çektirdin diye yok sen aylarca gazetelerde televizyonlarda Falko haberleri geldi geçti diye gittin gazeteyi şu maliyetin altına soktun. Biz bunu söyleyince şimdi kötü oluyoruz. Sana ne falan diyorlar ya ne demek sana ne. Gazeteyin parası da bizim paramız kardeşim. Memleketin parası. Bir senesini Falcao'nun bir senesinin parasını o transferi gerçekleştiren kimse onu vermesi lazım kardeşim. Abdurrahim bir gerçekleştirir transferi. Yönetim transferi. Ha, yönetim Fatih transferi değil. Babacığım kaç para bu adamın bir senesi? 8,5 milyon euro mu? 8,5 milyonları lira aralarında bölüşecekler. girip Galatasaray'ın kasasına koyacaklar. Yok öyle daha var yani. Sakat olduğunu bile bile bir oyuncuyu alıyorsan bunu yapmak zorundasın. Galatasaray'ın 8,5 milyonunu çöpe attırmazlar. Atamazsın. Bu sakatlıkla ilgili senin daha önce programda söylediğim bir şey vardı. İki maç oynar. Bir maç oynamaz. İnşallah Hı. bu sene iyi bir kamp geçirdi. Yani iyi, sezona iyi başlamış. Ee, zaten tatilden de Bodrum'daydı. Biraz erken döndü. Ee, sezon sonu takımda kalmak istediğini de söyledi. Hiçbir şekilde kulüpte aramadı kendisini. İstanbul'da gayet bir e, müstakil evde e, Göktürk taraflarında oturuyor. Onun değişimlerini de yaptırdı hatta. Yani evde e, düşündüğü tadilat öyle söyleyeyim. Tekrar baba olacak ilk kez bir erkek babası oldu yani. Olsun, de e, çok mutlu burada. İnşallah artık e, bu sezon sakatlık yaşamaz. Benim hani şunu söyleyebilirim Emre. Tek umudum hani en azından forma giydiği maçlarda fena oynamaması hani. Çok az maça çıktı ama. E, yine hani performans olarak kötü değil Falka oynadığı maçlarda. Bobel durumunu sormuş Engin Bey. Satılacak mı diyor? Galatasaray sayı, Fenerbahçe'nin forveti öyle ya da böyle kral olacaklar katkı verecekler, her maç oynayacaklar, düşündürmeyecek yani seni. Bu adam oynar mı, oynamaz mı diye. Şimdi her hafta Galatasaray maç oluyor. Her hafta buraya çıkıyorsun, ne konuşuyorsunuz? Falka oynar mı, oynamaz mı? Her hafta ya geçen seni hatırla ya. her hafta 21 maç. Ha, Falka oynayacak Açık. mı, Falka oynamayacak mı? Falka oynayacak mı, oynamayacak mı? Sürekli bunun tartışması yapıldı. Yok yok yani ben seninle şöyle aynı konudayım. Maliyet çok. Gomis'i 500 milyon zam yap, yapmıyorsun. 6 milyon euroya satıyorsun. Giuliano, José'lerin evet. onlar milyon euroya gitti Suudi Arabistan'a. Üstüne Gomis sonrası önce bir Cagney'e 13 artı, yıllık ücretlerle 25 ya. milyon euro. Sonra Falcao 25, 50 milyon. Felaket bir yönetim. Felaket. Yani transfer süreci yönetimi Galatasaray'ın forveti üzerinde. Ama nispeten hani bazı yanlışlardan ön öndü işte. Devre arasında Babel Enzonzi yollandı. Sarac, Onyakuru, Cese gibi genç oyuncuları yatırım. E şimdiki transferlere bakıyoruz Hakan. 5 tane çıkan isim var hepsinin. Bonser senin oraya. Omar'ı da katalım hani. Arda, Oğul